Evet, tak uç bulacağız. 9 Eylül Üniversitesi ile Irkutsk Devlet Üniversitesi'nden bilim adamları Sibirya'da araştırma yaptı. Bölgenin seçilme nedeni tarih öncesi buzul çağından etkilenmemesi ve mikro klima özelliğine sahip olması. Yeni Selena nehirleri arasındaki ormanlarda yapılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. Araştırdığımız dönemler üst paleolitik, neolitik dönemler arası. Yani kabaca M.Ö. 17. bin, 12. bin. Türklerin ana yurdu Lena Yenisey arasındaki bölge ve daha da kısaltırsak, daha küçük planda Baykal bölgesinin kuzey kesimleri. Göçün başka bir yere değil, Baykal bölgesinden Altaylar kültür bölgesine uzandığını ve orada yurtlandığını gördüm. Baykal bölgesinde en eskisi 15 bin yıllık 25 iskelete ulaşıldı. Bölgedeki çalışmaların Türk tarihine de ışık tutması bekleniyor. Yaptığımız çalışmalar bu arkeolojik kültürel sürekliliğin niteliklerini, dönemeçlerini, değişimlerini, hareketini izlemektir. Biz bunu izleyerek tamamen arkeolojik maddi kültür bölgesinin değişimini, stil gelişimini inceleyerek buradaki halkların, erken halkların, neolitik halkların, üst paleolitik, geç üst paleolitik ve neolitik halkların konuştuğu dilin büyük bir ihtimalle daha sonra devam eden kültürün dili olduğunu ortaya koyduk. Yani bu durduk yerde çıkmadı ortaya. Bu Türk dilidir. Kazı çalışmalarında Türk kavimlerinin Baykal'dan Altaylara göçüne ilişkin izlere de rastlandı.